çıktım, büyüdüm, neşeyle yürüdüm. Merak edip öğrendim, öğrenmeyi çok sevdim. Buluşup okulda oynarız doya doya, Ayşe, Kerem ve Selim. Eğlenelim. Sağlığını koru, dünyayı koru. Tüylerin kocaman görünüyor. Acaba mikroskopta nasıl görünürdün? Bugün okulda mikroskopta küçücük şeylere bakacakmışız. Çok heyecanlıyım. Elif, kızım, hazır mısın? Geldim anne. Elif, bu kadar acele etmemize gerek yok. Geç kalmadık ki. Anneciğim, bir an önce okula gitmek istiyorum. Mikroskoba bir an önce bakmak istiyorum. Tamam kızım, tamam. Karabiber tanesi yakından bakınca ne kadar değişik görünüyor. Büyük bir kaya gibi. Yüzeyi görüntülü çıkıntılı. Aa! Ha? Bakalım elimdeki tozlar da görünecek mi? Biliyor musunuz? Elimizde bir sürü minicik zararlı şeyler var. Minicik zararlı şeyler mi? Evet, bakteriler, mikroplar. Ha? Ama görünmüyorlar Selim. Onlar daha özel mikroskoplarla görünürler. Minik tırtıllarım, sizlerle bir oyun oynamak istiyorum. Oyunları çok severim. Ben de. Hadi şimdi herkes bir renk seçsin ve kovasını doldursun. Ben turuncu rengini seçiyorum. Ben turkuaz. Ben de sarı. Şimdi de boyaları ellerimizi sürelim. Elimizi mi? Evet evet, hiç çekinmeyin. Herkes elini boyasına sürsün. El boyası bu. Ben sürdüm bile. Ben de. Çok eğlenceli. Peki şimdi ne yapacağız öğretmenim? Şimdi ellerinizin boyalı olduğunu unutmanızı istiyorum. Unutalım mı? Ama nasıl? Elimizde boya yokmuş gibi hiç çekinmeden oyun oynayacağız. Mesela yakalamaca. Ebe. Kaçma. Yakalasana, buradayım. Şimdi yakalayacağım seni. Buradayım. Yakalasana. Yakalayamazsın ki. Aa, kaç kaç. Geliyor. Yakalasana. Kaç 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 kaç. Geliyor. Aa. Ebe. Aa, yakalandım. Hadi şimdi de körebe oynayalım. Gözlerini kapatır mısın Selim? Ha? Peki öğretmenim. Aa, kaçın. Koçun. Kaçın, geliyor, geliyor. Neredesiniz? Şimdi yakalayacağım. Yakalayamazsın ki. Yakaladım. Beni yakaladığını sandın değil mi? Şaşırmışım Elif. Hadi şimdi de Ebe, tura 1, 2, 3 oynayalım. Tamam, ben Ebe'yim.
Bekle Elif, hemen başlama, yerimize geçelim. Bekliyorum, hazır mısınız şimdi? Evet. Evet, ora bir, iki, üç. Evet, ora bir, iki, üç. Kerem, kımıldadın. Oh, yandım. Baştan başlamalısın. Tamam, geçiyorum yerime. Evet, ora bir, iki, üç. Evet, ora bir, iki, üç. Ebe. Ebe. Ebe, ebe. İlk ben ebeledim, o yüzden ben yendim. Evet Ayşe, sen yendin. Ben kazandım. Oyunumuz bitti. Şimdi etrafınıza çok dikkatli bakmanızı istiyorum çocuklar. Her yer boya içinde. Nasıl yayıldı bu boyalar böyle? Elimizde boya olduğunu unutup oyun oynadık. Sonra da böyle oldu. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ellerimiz kirli olduğunda, özellikle hasta olduğumuz zamanlarda gözle görünmeyen birçok mikrop, bakteri ve virüs ellerimizde bulunabilir. Ellerimizi yıkamaz ve günlük hayatımıza devam edersek, tüm bu görünmeyen bakteri ve virüsler işte böyle etrafa yayılabilir. Aynı bu boyalar gibi mi öğretmenim? Evet, aynı bu boyalar gibi. Etrafı ellerimizle boyadığımızın farkında bile değildik. Ama bu çok tehlikeli. Hem de çok. Mikroplar yayılırsa herkes hasta olur. Peki, mikropların, hastalıkların yayılmasını nasıl önleriz? Sizlerden bunun üzerine düşünüp çalışmanızı istiyorum. Ellerini yıka, mutlaka sabunla. Dokunma ağzına, dokunma burnuna, mendilini kullan hapşırırken. Yoksa mendilin yanında, dirseğinin içine kapan. Aha aha diye öksürürken. Sağlığını koru, dünyayı koru, sen temiz olursan eğer, mikroplar yok olur. Yok olur gider. Öğretmenim, biz hazırız. Harika. Sizi dinliyorum minik tırtıllarım. Öğretmenim, hastalıklara karşı kendimizi korumak ve mikropların yayılmasını engellemek için bir sürü yöntem bulduk. Birincisi, ellerimizi sık sık yıkıyoruz. Öyle hızlı hızlı değil. En az 20 saniye. Ellerimizi yıkarken sıkılmamak için şarkı da söylüyoruz. Öyle mi? Nasıl bir şarkı? Sağlığını koru, dünyayı koru. Sen temiz olursan eğer, mikroplar yok olup gider. Siz mi yazdınız bu şarkıyı? Evet öğretmenim. Çok güzel olmuş. Daha bitmedi öğretmenim. Sağlığımızı korumak için yapmamız gereken başka şeyler de var. Devam edin çocuklar. Eğer hastaysak, kendimizi iyi hissetmiyorsak, evde kalıp dinlenmeliyiz. Böylece hem dinlenip iyileşir hem de farkında olmadan hastalığın yayılmasını önlemiş oluruz. Çok güzel. Peki başka? Öksürürken, hapşırırken mendille ağzımızı burnumuzu kapatmalıyız. Çünkü ağzımızdan ve burnumuzdan gözle görülemeyen bir sürü mikrop dışarı çıkıyor. Peki ya o anda yanımızda mendil yoksa? O zaman kolumuzun içine hapşırmalıyız. İşte böyle. Hapşu! Kendi temizliğimize dikkat ettiğimiz gibi çevremizin temizliğine de dikkat etmeliyiz öğretmenim.
Özellikle ellerimizin değdiği kapı kollarının, düğmelerin, asansör butonlarının sık sık temizlenmesi gerekiyor. Meyve ve sebzelerin de çok iyi yıkanması gerekiyor öğretmenim. Tabii bol bol meyve ve sebze yemeyi de unutmamalıyız. Sağlıklı beslenirsek kolay kolay hasta olmayız. Çok güzel düşünmüşsünüz çocuklar. Peki tüm bunları siz de uygulayacak mısınız hayatınızda? Elbette öğretmenim. Yoksa hastalıklar aynı el boyası gibi her yere yayılır. Hep hasta oluruz. Hadi o zaman yemekten önce nereye gidiyoruz? Lavaboya. Ellerimizi yıkamaya. Sağlığını koru, dünyayı koru. Sen temiz olursan eğer.